Maşallah. Bizim kadar mesai yapıyorsunuz burada. Volkan'a söyleyeyim de sizi kadrolu işe alsın. Hiç olmazsa sigortanız falan olur. Yol parası, yemekli şirketten. Aklınca espri mi yapıyorsun sen? Yoo. İşte bu kadar. Biletlerimiz de tamam. Evet Nana, sen biraz geri dur bakalım. Hakan'la eski günlerimize dönmemize çok az kaldı. Artık senin oyunlarına seyirci kalmayacağım. Benim de sana güzel sürprizlerim olacak. Ya neredesin Merve? Mağazaya girdim, sen bir anda yok oldun. Ne bileyim ya, dalıp gitmişim. Kendimi sokaklarda buldum. Ay Merve, sen hiç iyi görünmüyorsun. Nasıl iyi olayım? Bu kadar üzülme canım. Yakında ayrı eve çıkarsınız, sonra her şey kendiliğinden hallolur. Nasıl olduğum Volkan'ın umrunda bile değil. Şiddetli bir depresyona girmek üzereyim oysa ki. Asıl benim otele yerleşmem gerek. O zaman belki aklı başına gelir. Simge, birkaç gün sende kalabilir miyim? Yani bilmem ki bu doğru olur mu? Yani bu işin benim için ne kadar katlanılmaz olduğunu Volkan'a anlatmanın başka yolu kalmadı ki. Tamam tamam, istediğin kadar kalabilirsin. Güzel. Volkan akşamüstü şantiyeye gidecek. Eve döndüğünde de beni evde bulamayınca ne yapacak acaba? Ay Simge, çok teşekkür ederim. Canımsın. Ay dur Merve. İyisin değil mi Merve? İyiyim. Çok iyiyim. Keşke bunu daha önceden akıl etseydim. Volkan'ı da çok üzme ama. Biraz burnu sürtecek tabii. Aramadı değil mi? Yani ev ancak varmıştır. Şimdi arar. Ha, demedin mi? Aç bakın. Efendim Volkan. Ne demek neredeyim? Dur. Kafamı dinlediğim bir yerdeyim. Hayır efendim, saçmalamıyorum. Bir daha eve dönmeyeceğim. Öyle söyleme. Hadi Volkan, hadi canım. Yapma. Annenle mutluluklar diliyorum. Annene de çok selam söyle. Hoşça kal. Of Merve. Şuna bak ya. Bir de ortada bir şey yokmuş gibi neden böyle yapıyorsun diyor. Bak, bu bana huzur vermeyecek. Ay deliye dönecek şimdi ya. Biraz da o delirsin bakalım nasıl oluyormuş. Neyse, benim şu İtalya işini müjdelemem gereken bazı kişiler var izninle canım. Aha. Üzme be kızım çocuğu sende. Ama Hakan Bey, yani bana da yazık. Sürekli böyle gel git gel git içinde gelip gidiyorum yani. Volkan arıyor. Aysak'a burada olduğumu söylemeyin ne olur. Nasıl yalan söyleyeyim, delirdin mi? Aman. Merhaba Volkan. İyiyim iyiyim. Evet. Hı-hı. Burada. Geliyor. İyi bakalım, ne olacaksa olsun. Yemek birazdan hazır olacak. Çok acıktınız değil mi? Hem de nasıl. Ya Makbuş, Nana'nın nesi var? Bilmem, biraz canı sıkkın galiba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merveciğim, ne demek oluyor şimdi bu? Ne kadar telaşlandım biliyor musun karıcığım? Sen asıl bu saatte anneni evde bıraktığın için telaşlan Volkan. Hadi ama Merve, neden böyle yapıyorsun? Ay bir de soruyorsun ya. Canım karıcığım, en kısa zamanda istediğin gibi bir eve taşınacağız, söz veriyorum. Aylardır söz veriyorsun Volkan. Hayatım, annemi yavaş yavaş ayrı yaşamaya ikna edeceğim. Hem ben kiraya çıkmak istemiyorum. Bak işler çok iyi gidiyor. Biraz daha dişimizi sıkalım, şöyle güzel bir ev satın alalım. Oh! Rahat rahat kendi evimize geçeriz. Kim bilir ne zaman. Hem ayrı eve geçsek de annenin bizden çıkmayacağına eminim Volkan. Tatlım, ben çok geç doğmuşum. Hem de bin bir zorluk, bin bir tedaviyle 2,5 kilo doğmuşum. Doktorlar benim hayatta kalmam için çok uğraşmışlar. Hatta göbek adımı Yaşar koymuşlar. Annem o yüzden bana çok düşkün. Sıddık ne olacak? Sıddık benim gerçek ismim. Ay Merve, karıştırıp durma Sıddık'ı falan. Yani çok zor sahip olmuş bana. Üstüne de babamın yaptıkları. O yüzden bana aşırı düşkünlüğü oldu işte. Ben anlamam Sıddık Yaşar Volkan. Kirada olsa ayrı bir eve çıkacağız.
Sen istemiyorsan gelme canım ha. Ama ben başka evde oturmaya karar verdim. Kararımdan da dönmeyeceğim. Hakan'cığım biz de gidelim artık. Hadi, hadi kızım. Merve'cim, hadi Merve. İnat etme. Merve. Merve bırak şu inadı lütfen. Hadi karıcığım. Geri adım atmayacağım Volkan. Kararım da kesin. Hadi Simge. Abicim ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Yani annem evde ayrı telden çalıyor, ayılıp bayılıyor. Burada Merve böyle yapıyor. Aman kör şeytan al başını diyor. Daha çık kafanı dinle. Ya kusura bakma Hakan ya, sizin de kafanızı ütüledik. Olur mu hiç öyle şey? Hadi ben de gideyim artık. Şimdi bir de annemin dırdırını dinlemeyeyim. Yarın kahvaltıyı ertelesek mi? Baksana tadımız tuzumuz yok bizim. Olur mu, akşama da maçı seyredeceğiz hem. Hadi iyi geceler. İyi geceler, selamlar.